Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yargı mensuplarıyla iftarda bir araya geldi ve yargı reformu paketiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başı. Türk yargısı bir çıkar grubunun, ideolojinin, siyasi görüşün ve seyahat odağının veya fraksiyonun değil, sadece Türk milletinindir ve Türk milleti adına karar verir dedi. Adalet Bakanlığımızın uzun soluklu, titiz ve tüm paydaşların dahil edildiği bir süreçten sonra hazırladığı yargı reformu strateji belgesini kamuoyu ile paylaştık. Bu paket 2002'den beri adalet sistemimizin eksikliklerinin giderilmesi yönünde hayata geçirdiğimiz reform adımlarının en son örneğidir. Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, hak arama yollarını genişletmeyi, hukuki güvenlik ve hukuk istikrarını korumayı, hepsinden önemlisi adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ana gayemiz yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir. 17-25 Aralık sürecinde yaşanan hukuk katliamları ise yargının bir dönem oligarşik, hizipçi ve örgütlü bir yapının nüfuz alanına girmesinin can yakıcı ne yazık ki sonuçlarıdır. Türkiye'nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur. Şüphesiz yargıya güveni perçinleyecek olan yegane faktör, maşeri vicdanı ferahlatan doğru ve adil kararlar vermesidir. Bunun için her hal ve şartta Türk yargısı bir çıkar grubunun, ideolojinin, siyasi görüşün, vesayet odağının veya fraksiyonun değil, altını çizerek söylüyorum, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir. Büyükşehir Belediyesi ile devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgil bugün önemli bir karar ve dolayısıyla da bu karara binaen de bir genelge yayınladı sevgili izleyiciler. Nedir bu genelge? Araç genelgesi. Yani kısaca özetlemek gerekiyorsa fuzuli araçlar çekildi, iade edildi. Gerek binek araçlar gerekse iş araçları anlamında birçok araç noktasında tasarrufa gidildi ve belediyede toplam 7 milyon 251 bin lira katkı sağlanmış oldu. Şeffaf belediyecilik yaklaşımıyla atılan tüm adımları kamuoyuna aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tasarruf tedbirleri kapsamında yayımladığı araç genelgesinin detaylarını açıkladı. Kurumsal tüm daire başkanlarına iletilen genelgenin ardından Büyükşehir bünyesindeki 7 iş makinesi ve 44 binek araç, ŞUSKİ'ye bağlı olarak da 28 iş makinesi ve 12 binek araç ile toplamda 91 araç otoparka çekildi. İş verimliliğinin ve tasarruf hususlarının dikkate alınarak yayımladığı genelgede, araç kiralama ve yakıt giderleri ile yılda toplam 7 milyon 251 bin lira tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Düzenlenen basın açıklamasında genelgenin detaylarını kamuoyuna aktaran Başkan Beyazgül, atılan tüm adımların hizmet amaçlı olarak uygulandığını söyledi. Tasarruf tedbirleri noktasına hareket ederek belediyemizde bir genelge hazırladık. Bu genelge çerçevesinde hizmet ağırlıklı olmak üzere araçların kullanımını kararlaştırdık. Tüm araçlar kişi sahsi değil, hizmet tahsili getiriyoruz. Tüm araçları her daire için oluşturduğumuz araç havuzunda topluyoruz. İhtiyaca göre kişi görev emriyle aracı kullanacak. Yine görevi gereği zorunlu olarak mesai dışı çalışması gerekenler haricinde tüm araçlar mesai bitiminde kendi dairelerinin otoparkına çekilecek. Kesinlikle dışarı çıkarılmayacak.
çıkarılanlar ve izin verenler hakkında ise yasal işlem yapacağız. Bu genelge ile kamuya ait, yani halkımızın hizmeti için ayrılmış araç ve gereçler amacına uygun, verimli ve tasarruflu kullanılmış olacaktır. Genel bir tasarruf sağlamış bulunmaktayız. Bütün bunların toplamı 7.251.951 lira belediyemiz tasarruf sağlamış olacaktır. Yani Şuski'de, fen işlerinde ve belediyemizde binek araçlardan ve iş makineleri, ki bunların önemli, bunlar atıl vaziyette olduğu için geri çekilmiştir yapılan çalışmalarda. Bütün bu araçlardan sağladığımız tasarruf, biraz önce ifade ettiğim gibi, aylık 600 bine tekabül ediyor, 7.200.000. Tabi bunların takibi önemli. Aracı yeniden ihtiyaç bulunduğu zaman kiralayacağız ama bir müddet atıl vaziyette kalabiliyor, çok az bir süre. O çok az bir sürede de biz kira işlemesin diye araçları hemen kira kısmından çıkarıyoruz, iadesini yapıyoruz. Bir üzücü haber, bu haberi sunarken ve bu ve buna benzer haberleri sunarken tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Özellikle genç olması, genç olmaları daha çok üzücü ve vahim bir trafik kazası sevgili seyirciler. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suruç ilçemizde meydana gelen trafik kazasında maalesef bir kişi, bir vatandaşımız, kardeşimiz, hemşerimiz hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 40. kilometresinde yaşandı. Ercan Çakar yönetimindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken Fadıl Bey ile Orhan K ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceset ise yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, dün Şanlıurfa için tarihi günlerden biriydi sevgili izleyiciler. Bediüzzaman Said Nursi'nin 59. yıl dönümü, yani sene devriyesi münasebetiyle mevlid düzenlendi. Dergahta bir mevlid programı tertiplendi ve Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce vatandaşa bu mevlide katıldı. Şanlıurfa'da 1960 yılında vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin anısına her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen mevlide 10 binlerce vatandaş katıldı. Dergah Camii'nde düzenlenen ve yoğun ilgi gören geleneksel mevlid programı öncesi vatandaşlar Said Nursi'nin vefat makamını ziyaret etti. Burada Bediüzzaman'ın ruhuna dualar okuyan vatandaşlar ardından mevlidin okunduğu cami kısmına geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan'ın da katılım gösterdiği mevlidin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Beyazgül şunları söyledi. Buraya 81 vilayetten gelmiş bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin vefatının 59. seneyi devriyesi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni rahmetle anıyoruz. Onun bu topluma, insanlığa katkılarını anlatamayız. Zaten onun eserleri halen devam ediyor. Bediüzzaman Said Nursi yaşıyor gibi bugün tesiri de devam etmekte. Tabii Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Urfa içinde söylediği bir söz, Urfa'nın taşı toprağı mübarektir sözü bize ayrıca bir kıymetlendirmiştir, onurlandırmıştır. Ben buradan tekrar bütün Şanlıurfalılarımızın Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyorum. Yine bütün misafirlerimizi selamlıyorum. İnşallah ev sahipliğini güzel yapmışızdır. Dualarına talibiz. Teşekkür ederim.
Evet, Ramazan ayının da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili izleyiciler. Sonu cehennem azabından kurtuluş olan Rabbim inşallah bizleri birlik beraberliğimiz ve birbirimize edeceğimiz dualarla bu cehennem azabından kurtarır. Ramazan ayının son cuma namazı da kılındı sevgili izleyiciler. Son cumasında da vatandaşlar camilere akın etti. Yedi peygamberin izini taşıyan Şanlıurfa'da yüzlerce vatandaş Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Havanın çok sıcak olduğu kentte cuma namazından önce özellikle merkezi camilere akın eden Şanlıurfalılar namaz kılıp dua etti. Kent merkezi ve çevre illerinden gelen vatandaşlar genellikle Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan Dergah Camisi'ni tercih etti. Camilerde kalabalık nedeniyle yoğunluk oluştu. Ramazan ayının son cuması olması dolayısıyla kent merkezinde birçok camide yoğunluk yaşandı. Kadir Gecesi dolayısıyla özellikle Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluğun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Tabii Ramazan ayı münasebetiyle belediyeler çeşitli etkinlikler düzenledi. Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşlara ve gönüllere dokunmaya çalıştılar. Eyyubiye Belediyesi de farklı etkinliklere imza attı. Hem merkez hem de kırsal mahallelerde yaptığı etkinliklerde vatandaşa dokunmaya çalıştı. Sonuncusunu da Eyüp Peygamber makamında gerçekleştirdi ve inanılmaz yoğun bir katılım vardı. Etkinlikte konuşan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşlarla yıl içerisinde bu tarz etkinliklerle yeniden bir araya geleceklerini belirtti. Eyüpiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler Eyüp Peygamber makamında vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal belediyecilik çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Eyüpiye Belediyesi, tertiplediği Ramazan etkinlikleriyle de vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatıyor. Eyüp Peygamber makamında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, Grup Mevlana İlahi Dinletisi ve Çekirge Saz Grubu ekibi birbirinden güzel eserleri sergilerken, çocuklar için de Hacivat Karagöz, orta oyunu, palyaço ve animasyon gösterileri düzenlendi. Etkinliklere Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyüpiye İlçe Başkanı Mehmet Boğal, Eyüpiye Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Aslıhan, Zeki Kaya, Halil Kırmızı, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren ve yüzlerinde tebessüm oluşan çocukların o anlarını Başkan Kuş da eşlik etti. Etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet eden ve birçoğunun öz çekim talebini yerine getiren Başkan Kuş, yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Benim sevdam olan, aşkım olan Eyyubiye sakinleri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok değerli ağabeylerim, ablalarım, Rabbime sonsuz şükürler olsun ki bizi Ramazan ayına kavuşturdu. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabının kurtuluşu olan Ramazan ayının son demlerinde de Rabbim bizleri sizlerle buluşturdu. İnşallah başı olan rahmetinden faydalanmışızdır. İnşallah ortası olan mağfiretinden de faydalanmışızdır. Ramazan ayının son demlerini yaşıyoruz. Cehennem azabının kurtuluşu olan son demleri. İnşallah sizlerin de duasıyla, ibadetleriyle Cenab-ı Mevlam bizleri cehennem azabından da kurtarır. İnşallah cennet kapıları da açar. AK Parti Eyüpiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol ise şunları söyledi. Eyüpiye ilçesine ne yaparsak azdır. Eyüpiye ilçesi her şeye layıktır. Anız yakılıyor herhalde sevgili izleyiciler. Belki şimdi birlikte izleyeceğiz ama anız yakmanın da bir adabı, bir usulü var. Yani zaten yakılması noktasında karşı çıktığımızı,
bunun çözüm olmadığını defaten dile getirmemize rağmen yine sonuç vermiyor. Ama hadi kırsal da bir şekilde buna göz yumuluyor ama şehir merkezinde işte yangın çıkarmak, çocukların gözü önünde böyle bu tarz girişimlere sebebiyet veriliyor olması da düşündürücü gerçekten. Şehrin göbeğinde arazi yangını derken herhalde bunu kastediyorlar. Şanlıurfa'da yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgedeki boş bir arazide yangın çıktı. Çalılıklar ile kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında yaklaşık 15 dönümlük alan yanarken mahalle sakinleri ise dumandan etkilenmemek için evlerinin kapı ve pencerelerini kapatmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır mahallesinde yaşandı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede çalılık ve kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarların etkisiyle ilerleyen yangın yaklaşık 15 dönümlük alanı kapladı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri kontrol altına aldığı yangının yerleşim bölgelerine zarar vermeyeceğini belirledi. Yangından yükselen dumanlar binalara kadar ulaştı. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için kapı ve pencerelerini kapattı. Otların tamamen yanmasının ardından sönen yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı öğrenildi. Şanlıurfa'da genç iş adamları Hayati Akaslan ve Mustafa Zeynepli tarafından kurulan giyim mağazasının açılışı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, iş adamı Cemal Yıldız, Mithat Acemoğlu ve avukat Şerif Akay tarafından açıldı. Ama hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Modern bir şey. Demek ki krizler yavaş yavaş atlatılır. Evet. İnşallah. Allah'ım var. İstiklal bayrağı atıyorlar. Sağ olsun. Amin. Kıyafetler tamamından güzel yürüyorlar. Evet, Valentina'nın şehrimize öncelikle hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Böyle nezih, son derece modern bir mağaza açtıkları için Akaslan ailesine teşekkür ediyoruz. Bu demek oluyor ki Şanlıurfa'da geçtiğimiz süreç içerisinde krizler yaşandı tabii. Bu yavaş yavaş krizlerin bitme aşaması demektir. Bu sıkıntılı dönemde risk alarak böyle güzel nezih mağazalar açıp istihdam alanı sağlamaları Urfa iş dünyası adına önemli bir konu. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Tüm dostlarıma hoş geldiniz diyorum. Bu yeni bir mekanı burada açmış bulunmaktayız. Bütün misafirlerimize hoş geldiler diyorum. Farklı tarzı yeni konseptiyle Şanlıurfa'ya kazandırdığımız Valentina Lüks Erkek Giyim Mağazası'nın açılışını gerçekleştirdik. Dostlarımıza Allah razı olsun. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün de bizleri yalnız bırakmadılar. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben ve ortağım Mustafa Zeynep de bu şeyi açtık, bu mağazayı açtık. İnsanlara daha iyi hizmet vermek için, daha iyi kaliteli ürünleri sunmak için. Çok şükür talep var. Çok şükür insanlar tarafından beğeniliyoruz, talep ediliyoruz. Karaköprü Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin sonuncusu da ney dinletisi ve sema gösterisiyle gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Karaköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayının dolu dolu geçirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği iftar sonrası etkinlikleri bu yıl Ramazan boyunca Yaşam Sokağı'nda gerçekleştirilirken önceki akşam yapılan programda etkinlikler sona erdi.
etkinlikte sema gösterisi ve ney dinletisi gerçekleştirilirken vatandaşlar son programa ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara soğuk limonata da ikram edildi. Programa katılım gösteren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken etkinlikler için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Bahteli'ye teşekkür etti. Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca güzel etkinliklerle iftar sonrası sahura kadar olan zamanı iyi geçirdiklerini kaydetti. Evet tabii sakallı şerif herkes görmek ister sevgili izleyiciler. Hatta her yıl bunun için uzun kuyruklar oluşur ki bu yıl da öyle olacak. Siverek'te sakallı şerifi görmek için de yüzlerce binlerce vatandaş kuyruğa girdi. Her yıl Ramazan ayında Ulu Cami'de vatandaşların ziyaretine açılan ve geleneksel hale getirilen Sakallı Şerif ziyareti sahur vaktinde başladı. Sandukasından çıkarılan Sakallı Şerif bir avlu içerisinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi. Cami avlusunda cam fanusta bulunan Sakallı Şerif'i görmek ve ziyaret etmek isteyen vatandaşlar dua ve salavatlar eşliğinde uzun kuyruklar oluşturdu. Siverek Müftüsü Mahmut Yıldız baş yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bugün Sakallı Şerif ziyareti münasebetiyle burada bulunmaktayız. Bu çerçevede bugün Cuma günü sahur vakti saat 2 itibariyle Sakallı Şerif ziyareti açılmış olup saat 4'te inşallah son bulunacaktır. Tabi bugün sadece erkeklere. Yarın da 8 ile 4 arası bayanlara yönelik olacak burada. Sakallı Şerif ziyareti bizim kutsal emanetler olarak ifade ettiğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, sahabe-i kiramdan ve o şekilde bize gelen bir emanettir. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin bütün İslam alemine, Türkiye'deki vatandaşlarımıza, ilimizdeki bütün kardeşlerimize inşallah hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu aziz gecenin bereketinden, feyzinden ve muhabbetinden Allah bizi mahrum etmesin. Bu gecenin birliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Bu Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi bütün gönüllerimizi sarsın. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Müslüman kardeşlerimin Kadir Gecesi'ni canı gönülden tebrik ediyorum. Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında tütün adam iskeleti katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Hilvan Cumhuriyet İlkokulu tarafından eğitimde iyi örnekler yarışması için hazırlanan tütün adam ve tanıtım videosu katılımcıların ilgisini çekti. Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla tütün adam ile güne yönelik mesajlar verdi. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında katılımcılara açıklamalarda bulunan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik, Yeşilay'ın çalışmaları, projelerine ve geldiği noktayı anlattı. Çelik, özellikle 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. İçinde olduğumuz Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı bağımlılıklar konusunda bize çok güzel bir örnektir aslında. Bağımlılıklar nasıl terk edilir? Örneğini somutlaştıran bir örnektir. Yani biz gün boyunca sigara tiryakisi olanlar, sigarasız duramam diyenler, yok işte şöyle krize girelim diyenler, Ramazan ayı olunca sigarayı gün boyunca bırakabiliyorlar. İşte bu da bir fırsat olarak değerlendirmek lazım.
ve bunu daha hayatımıza geçirmek lazım. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü. Biz 4000 hastalığın ana sebebiyeti diyoruz. Akciğer kanserinin, kanserlerin tümünün belirtisinin hepsinin sigara olduğunu söylüyoruz. İslam'da kul hakkı diyoruz, insan hakkı diyoruz, israf diyoruz. Ondan sonra çoluk çocuğumuzun kısmetinin yapması diyoruz. Fakat bunu da bir türlü bırakamıyoruz. İşte Diyanet İşlerimiz bu yıl verdiği fetvayla da sigaranın kesin haram olduğunu söyledi. Şu an müftü yardımcımız da yanımızda. Hem kendilerine teşekkür ediyoruz, hem de aldığı ilkeli kararlarından dolayı da Diyanet İşleri Başkanımızı tebrik ediyoruz. Çünkü hocamız artık sigara kullananların Diyanet'e alamayacaklarını, bu tür personelin de umre ve hac görevlerinden görevlendirmeyeceğini söyledi. Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları İnsan Yardım Platformu ve kurumların işbirliğiyle Suriye'nin İdlib bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan 9 insani yardım tırı dualar eşliğinde uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi Beltaş tesisinde gerçekleştirilen uğurlama törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, temsili olarak hazırlanan yardım malzemelerini tırlara yükledi. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, tüm Şanlıurfalıların Kadir Gecesi'ni kutlayarak bu gecenin Allah'a yakınlaşmaya vesile olmasını diledi. 8 yıldan beri bu tır kamyonları, tırlar Suriye'ye devam etmekte. Buradan yardım gitmekte, sevgi gitmekte, insanlık gitmekte. Ama Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, dünya 5'ten büyüktür. Gerçekten 5 dünyada güvenlik konseyi üyesi olan devletlerin bugün gözü kapalı, kulağı sağır ve dilsiz vaziyette buradaki insanlık dramını seyretmektedirler. Buradan Türkiye'nin her tarafından toplanan yardımlar ve Şanlıurfa'mızdan toplanan yardımlar Suriye'de aç susuz kendi halinde çadırlarda yaşayan insanlarımıza, kardeşlerimize ulaştırılmaktadır. Elbette ki Müslümanlar kardeştir. Herhangi bir uzuvda nasıl bir sıkıntı olursa, bütün vücudu ağrıtır ve üzerse, Suriye'de olan yara, Etiyopya'da olan yara, Afganistan'da olan yara hepimizi üzmektedir. Bugün insani yardım platformu hepimizin yapmakta olması gereken bir görev üstlenmiştir. Bu işin çatısı olmuştur. Biz kendilerini takdirle, sevgiyle, muhabbetle anıyoruz. Bu yardımların devamı konusunda Şanlıurfa Belediye'miz olarak üzerimize düşen ne varsa yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Evet, dram bitmedikçe, sıkıntı bitmedikçe bu tırlar oraya devam edecektir. Ben buradan sadece Türkiye'de yaşayanları değil, Urfa'da yaşayanları değil, bütün insanlığı buraya davet ediyorum. Bütün insanlığın buradaki sıkıntıyı giderme konusunda gerek yardım, gerekse buradan sulhun, sükunun sağlanması noktasında çaba göstermesini bekliyoruz. Yine Kadir Gecesi'ni idrak ettiğimiz bugün de herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ise şunları söyledi. Bugün kendi ülkesinde mağdur ve macir duruma düşmüş, yanı başımızda komşumuz, dindaşımız, ırktaşımız Suriyeli kardeşlerimize yardım göndereceğiz. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ömer Faruk Çiçek kalp hastalıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doktor Çiçek özellikle sigaranın kalp hastalığı riskini artırdığını belirtti. Kalp krizi kalbi besleyen damarların tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Kalp krizi geçiren hastalar genellikle göğüs ağrısı nedeniyle acil servislere başvururlar. Bu göğüs ağrısı özellikle göğüs orta hattında sol kola ve çeneye yayılabilen baskı, sıkışma, yanma tarzında genellikle de 20 dakikanın üzerinde olan bir ağrıdır. Özellikle yaşlı ve şeker hastalığı olan hastalarda bu göğüs ağrısı belirgin olmayabilir. Hasta sadece mide ağrısı, bulantı, halsizlik şikayetleriyle de kalp krizi geçiriyor olabilir. Şeker hastalığı olanlarda, yüksek tansiyonu olanlarda,
sigara içenlerde, düzenli fiziksel aktivite yani spor yapmayanlarda, fazla kilosu olanlarda, kolesterol düzeyi yüksek olanlarda, anne baba kardeşlerinde erken yaşta kalp krizi ya da kalp hastalığı olanlarda, erkeklerde 45 yaşın üstünde, kadınlarda da menopozdan sonra diğer insanlara göre kalp hastalığı olma riski artmakta. Peki ne yapmak gerekir? Özellikle yani sigara içiyorsa sigarayı bırakmak gerekiyor. Yüksek tansiyonu varsa kişinin tansiyon ilaçlarını düzenli kullanması gerekir. Tuza dikkat etmesi gerekir. Yani biz toplum olarak genelde toplum olarak fazla tuz tüketen bir toplumuz. Onun için yani 5 gramın altında, bu da bir silme çay kaşığı kadar günlük toplam tüketeceğimiz tuz miktarı bu olmalı. Ayrıca düzenli spor yapmalı. Evet, bu haberle birlikte Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın. We'll be right back.